Arkadaşlar merhaba. Bugün 14 Temmuz Cuma, ABD Saratoga'da 9 koşuluk bir program var. Birinci koşu bir maiden koşuyla başlıyor. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1800 kumda start alacak. 136.500'lük oldukça üst grup bir maiden koşu. Bu koşuda 3 numaralı Dreamlike'ı tek olarak önereceğim. Brad Ortiz Jr'da start alacak. Todd Pletcher antrenörlüğündeki bir isim. Kariyerinin 3 startı bu sene kum pistte tamamı 1600 ve 1700 metre, 1800 metrede koşular. 11 Şubat'ta kariyerinin ilk startında ikinci oluyor. Daha sonra 84 binlik her iki koşu bunlar. 1700 metre kum pistte 11 Mart'ta gene ikinci oluyor. Bir boydan az bir farkla. Son startında da bir grup 2 koşuya katılıyor. 1800 metrede de baş farkıyla bir üçüncülüğü var. Bu grupta Brad Ortiz Junior'la Maiden'dan çıkmaya en yakın isim 3 numaralı Dreamlike. İkinci koşu opsiyonel satış koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1700 içinde start alacak. Biraz denk isimlerin mücadele edeceği bir koşu gibi gözüküyor. 62.500'lük şartlı satış koşusu. 149.500 lira toplam ikramiyesi var koşunun. 6 numaralı Royalty Interest Stratortis Junior'la bu koşuda şans verdiğim ilk isim. Kariyerin iki startında da favori çıkmış. 1600 içinde 11 Mart'ta maiden koşuyor. 3 boydan biraz fazla bir farkla 1.35, 31 ile kazanıyor. Daha sonra 4 numaralı G. Lowry Manuel Franco ile start alacak. Önceki startında Natalma Stakes grup 1 koşuda 1600 içinde bir üçüncülüğü var. Ondan önce de 1700 içinde kariyerin ilk startını kazandı. 1.45-17 ile kazandı. 6 boy farkla kazandığı bir Maiden koşu var. Koşu hayatının kariyerindeki koşularında. Bunların üçü de geçen sene. 9 numaralı Venezia Flavien Prat ile start alıyor. O da 24 Kasım'da Fransa'da Maiden koşuyu kazanarak yarış hayatına başlıyor. Daha sonra bir üst grup şartlı koşuda Amerika'da bu sene 27 Nisan'da 1600 metrede bir üçüncülüğü var. Son startı grup 2 koşudaki yedinciliği. Bir numaralı Life Love and Lauter, Jose Ortiz'de start alıyor. 62.500'lük şart satış koşusunda son startında boyun farkıyla ikinciliği var 1700 içinde. 5 numaralı Bolivia, Tyler Gaffalone ile start alacak. Oldukça uçur bir koşuda üçüncülüğü var son startında. 127 binlik bir şartlı koşu 1800 içinde. Ve 7 numaralı Quarrel, Javier Casalano ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Üçüncü koşu Wilton Stakes koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1600 kumda start alacak. Bu koşuda çok tehlikeli bir koşu gibi gözüküyor. 135 bin dolarlık bir şartlı koşu. 5 numaralı Randomized Brad Ortiz Jr. ile start alacak. 31 Mart'ta bu seneki ilk startı 1600 kumda 80 binlik bir maiden koşuyu 5,5 boy farkla 1.36-48 ile kazanmış bir isim. Daha sonra 4 numaralı Aksi Flavien Prat'la start alacak. O da bu sene 16 Mart'ta 1200 kumdaki ilk startındaki maiden koşuyu kazanıyor. Favori olduğu maiden koşu 1.167. Daha sonra da bir grup 2 koşuda 1400 kumda 3.'lüğü var. Son startında da bir grup 1 koşuda 5.'liği var. İttumis çift yavrusu 4 numaralı Asidi'nin. 3 numaralı Sacred Wish'te bu ayakta öne çıkan olarak önereceğim son isim John Velasquez'de start alacak. Son startında bir ikinciliği var. Ondan önce bir grup 2 koşuda 1 Nisan'da 1700 kumda bir ikinciliği var. 1200 kumda da bir maiden koşuyu 5 Mart'ta kazanmış. Kariyerinin ikinci startında favori olduğu koşu 1.10.34 derecesi. Yazmadığımız 2 ve 1 kaldı. 1 numaralı Just Catherine'de Javier Casalano ile start alacak. O da 4 Mart'ta 1400 kumda bir maiden koşuyu kazanıyor. Daha sonra 3 numaralı Sacred Wish'in ikinci olduğu grup 2 ve şartlı satış koşullarında da 3. ve 8.liği var. 2 numaralı Ansan Melody Louis Seyed'le start alacak. Son startında 3 grup 1 şartlı koşuyu 1200 kumda 1.09.92 ile kazanmış bir isim. Azat koşuyor ancak tehlikeli isimler 5, 4, 3 öncelikli 2 ve 1 daha sonra beklemenizi önereceğim isimler kuponlarınıza. 4. koşu 22 26'da ikinci altılı Ganyan ilk ayağı olarak start alacak bir maiden koşu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistte. Koşu 88 bin dolarlık orta grubun üzerinde 3 gruba yakın bir maiden koşu.
Burada da iki isim önereceğim. 9 numarada Empire Sky. 1200 kum ve 1100 çimde son iki startında 70 ve 55 binlik koşular. Her ikisinde de baş farkıyla ve 1,5 boy farklarla ikinci olmuş bir isim. Bir de Javier Castanano'yla start alacak olan son startında bir ikinci var 1200 çimde. 10 numaralı Sherzando. Bu ayakta maiden'den çıkmasını düşündüğüm en yakın iki isim. Beşinci koşu 3 kare İngilizlere maruz 1800 çimde bir şartlı koşu. Bu da biraz kalabalık bir koşu. Denk isimleri mücadele edeceğini düşündüğüm bir koşu. Koşu 149.500'lük 3 grup bir şartlı koşu. 7 numaralı Shutters John Velasquez ile start alacak. Geçen sene son 3 startında bir maiden, bir şartlı, bir de şartlı satış koşularını 1700 çimde 1.42.02, 1.43.29 ile yine 1700 çimde 1.42.22 ile son pace startın 3'ünü kazanmış bir isim. 5 numaralı Als Rocket, Rad Ortiz Junior ile start alacak. O da son 4 startında tabelada yer bulmuş. Çoğunluğu 3 gruba yakın şartlı koşular bu koşular. Çim pistte. 3 numaralı Battle of Normandy, Tyler Gaffalon ile start alacak. 1100, 110 bin ve 61 bin 800'lük iki şartlı koşuda ikincilikleri var. Favori olduğu son iki startı 1800 içinde bunlar. 1 numaralı Dancing with the Stars, Luis Saez ile start alacak. Daha sonra 8 numaralı Oglet Horp, Dylan Davis ile önceki starttaki maiden koşuyu 1700 kumda kazanıyor. 1.46.22 ile 3 grup bir maiden koşu. 6 numaralı Fighter in the Wind, Manuel Franco ile koşuda şans verdiğim isimler. Eğer bütçeniz müsaitse 2 numaralı Blue Devil eklenebilir. 1600 şimdiki son iki startın ikisinde de burun ve boyun farkıyla ikinci olmuş bir isim. Burada 9 ve 10 koşu kumanlarsa yazılması gereken isimler kumda oldukça başarılı sonuçlar elde etmiş. 9 numaralı Oster ve 10 numaralı The Princess Spoon. Geldik 6. koşuya. Satış koşusu 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1200 kumda bir koşu. Koşuya gidelim. 16 binlik bir satış koşusu 42 bin dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 3 numaralı No More Talk'la başlayacağız. Son 3 startında 1200 kumda 2 tane satış koşusunu 1.11.07, 1.10.54 ile kazanmış. Son 3 startında favori çıkmış bir isim. 9 numaralı Towing, Ricardo Santana Junior ile start alıyor. Favori olduğu son iki startında 1200 kumda 1.10.97, 1300 kumda da 1.17.38'de kazandığı iki tane satış kursu var. Bir de 10 numaralı Striking Speed, Joey Rosario ile bu koşuda şans verdiğim son isim. Eğer bütçeniz müsaitse küllerden 11 numaralı Gang Dancing ile küllü olan 1 numaralı Poppy's Pride'da eklenebilir sürpriz anlamında bu ayakta. Geldik 7. koşuya. Satış koşusu 4 yukarı İngilizlere mahsus 1200 kumda bir şartlı koşu. Şuraya bakalım. 50 bin dolarlık satış kursu. 2 numaralı Dutch Dollar'la başlayacağız. Son startındaki 62.500'lük şartlı satış kursunu 1300 kumda 1.17.01 ile boyun farkıyla kazanmış. Jose Ortiz de start alacak bugün. 3 numaralı Seas Get Degrees, Brad Ortiz Jr. ile start alır. O da bir önceki startında 1200 kumda kazandığı, 1.09.80 ile kazandığı bir şartlı satış kursu var. 8 numaralı Jake Rucks, Luis Saez ile start alacak. Bu seneki 5 startından 4'ünü kazanmış bir isim. Son startı 1400 kumda 1.23.27 ile 27 Nisan'da 1.23.73 ile 27 Nisan'da kazandığı günlük bir şartlı satış kursu düzeltiyorum. Satış kursu favori olduğu son startı. Bir de bütçeniz müsaitse 4 numaralı Happy Farm eklenebilir. Flavian Pra ile bu ayakta. Geldik 8. koşuya. Coronation Cup Stakes koşu. Bir Listed koşu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1100 çimde. Burada da 4 numaralı Love Reigns koşuyu kazanır gibi gözüküyor bu grupta. Koşu 150 bin dolar toplam ikramiyeli bir listed koşu. 4 numaralı Love Reigns. Joel Rosario ile start alacak olan bir isim. Ve koşu performansına baktığımızda geçen sene Keeneland'de 1100 metre çimdeki bir maiden koşuyu yaklaşık 10 boy farkla kazanıyor. 1.02.33'de kariyerindeki 5 startının 4'ünde favori çıkmış bir isim. İkinci startında Ascot Hipodromu'na gidiyor İngiltere'ye. Geçen seneki koşuları bunlar. 1000 metre çimde bir grup 2 koşuda 4'üncülüğü var. Daha sonra
Amerika'da, Saratoga'da 21 Ağustos'ta geçen sene kazandığı bir listed koşu var. 2,5 boy farkla favori olduğu koşu 1100 çimde 1.02.03'te. Son startında bir listed koşuyu 14 Nisan'da bu seneki tek startını 1100 metre çimde 1.02.45'te kazanmış bir isim. Joao Rosario ile bugün bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Son koşu satış koşusu. 9. koşu 3 kare İngilizlere mahsus 1700 çimde start alacak. Koşuya bakalım koşu. 35 bin dolarlık satış koşusu 50 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Hilliard'la başladık. Murat Ortiz Junior'la start alacak. Favori olduğu son startında boyun farkıyla ikinciliği var. 1700 çimde. Daha sonra 12 numaralı My Romeo Lima var sırada. Jose Ortiz'le start alacak olan bir isim. 11 numaralı Encourage Junior'la Parks'la start alacak. Daha sonra 2 numaralı Penrash, Javier Castellano'yla önceki startını 1600 şimdi 50 binlik satış koşusunu bir boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu. 9 numaralı Splendid Summer, Jose Lescano'yla 1700 şimdiki önceki startını 14 Mayıs'ta kazanıyor. 1.43.66 favori olduğu önceki startı. 1 numaralı Amanis Eagle, Ricardo Santana Jr. ile ve 8 numaralı Our Country Flavin Pryla koşuda şans verdiğim isimler. Eğer bütçeniz müsaitse 4 numaralı Ario Eric Cancel'la ilave edilebilir. Bu son ayakta. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesini incelemekte fayda var. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. E-mail vesaire gerektirmeyen bir web sitesi fırsat bulursanız bir bakarsınız. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk ayakta 3 numaralı Dreamlike Murat Ortiz Junior'la bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor bu maiden koşuyu. İkinci koşuda 6 numaralı Royal Interest, 4 numaralı Chi Lowry, 9 numaralı Venezia, 1 numaralı Life Love and Daughter, 5 numaralı Bolivie ve 7 numaralı Quarrel önerdiğim isimler arasında. Üçüncü koşu bir stakes koşu. 5 numaralı Randomized, 4 numaralı Acid, 3 numaralı Sacred Wish öne çıkan isimler. 2 numaralı Unsung Melody ve 1 numaralı Just Catherine'le bu ayak kapatılabilir diye düşünüyorum. Dördüncü koşuda 9 numaralı Empire Sky ve 10 numaralı Sherzando yeterli gibi. İkinci altılı gayen yani ilk aya aynı zamanda bu koşu. Beşinci koşu 7 numaralı Shatters, 5 numaralı Alls Rocket, 3 numaralı Battle of Normandy, 1 numaralı Dancing with the Stars, 8 numaralı Vogue Torp, 6 numaralı Fighter in the Wind ve 2 numaralı Blue Devil. Altıncı koşuda 3 numaralı No More Talk, 9 numaralı Towing, 10 numaralı Striking Speed öncelikli. Eğer bütçeniz müsaitse küllerden Poppy's Pride'ı ekleyebilirsiniz bu ayakta. 7. koşuda 2 numaralı Dutch Dollar'la başladık. 3 numaralı Cheese Get Degrees, 8 numaralı Jake Rocks ve 4 numaralı Happy Farm önerdiğim isimler arasında. 8. koşu Coronation Cup Stakes koşu, bir listed koşu. Bu koşuda da 4 numaralı Love Reigns, Joel Rosario'yla bu koşuyu kazanır diye ümit ediyorum. Son koşuda da 3 numaralı Hilliard, 12 numaralı My Romeo Lima, 11 numaralı Encourage, 2 numaralı Penrash, 9 numaralı Splendid Summer, 1 numaralı Amanis Eagle, 8 numaralı Our Country ve 4 numaralı Arriero. Koşuda şans verdiğim isimler. Bunlar sadece benim size yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Hepinize bol şanslar.